Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, als das bağlacı. Hatırlayacak olursanız daha önceden anstatt das görmüştük. Anstatt das da bunun yerine demekti. Als das da bunun yerine anlamına geliyor arkadaşlar. Anstatt das dersini izlememiş olan arkadaşlar ilgili dersi mutlaka izlesinler arkadaşlar. Bu dersimizde anstatt das ve als das bağlaçlarını karşılaştırmalı olarak inceliyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Er geht lieber mit seinen Freunden ins Theater, anstatt dass er seine Hausaufgaben macht. Öncelikle arkadaşlar bilinmeyen kelimelere bir bakalım. Nedir? Lieber, evet bilinmeyen diyorum ama mutlaka dersimizi takip eden arkadaşlar bunları biliyor olacaklardır. Lieber neydi arkadaşlar? Tercihen demekti arkadaşlar. Er geht lieber, tercihen gidiyor. Mit seinen Freunden, arkadaşlarıyla birlikte. Datif'te görmüştük bunu. Ne oluyordu arkadaşlar? Mit olduğunda datiflik gerektiriyordu. Die Freunde ne olacaktı? Den Freunden mit seinen Freunden olacaktı. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa datif videosunu bu derse mutlaka incelesinler. Ins Theater, das Theater anlaşılacağı üzere tiyatro demek arkadaşlar. Anstatt das bunun yerine demek. Seine Hausaufgaben onun ödevleri, burada bir erkekten bahsettiğimizden dolayı die Hausaufgaben onun ödevleri derken ne diyorduk arkadaşlar? Bunu da posesiflikte görmüştük. Öyle değil mi? Onun ödevleri seine Hausaufgaben machen de yapmak demek. Bu cümle ne diyor? Bu cümle diyor ki bize er geht lieber mit seinen Freunden ins Theater. O tercihen arkadaşlarıyla tiyatroya gidiyor. Neyin yerine? Anstatt das er seine Hausaufgaben macht, ödevlerini yapmaktansa arkadaşlarıyla tiyatroya gidiyor diyor. Değil mi arkadaşlar? Tiyatroya tabii ki gidelim ama ödevlerimizi de mutlaka yapalım. Şimdi ben er geht lieber mit seinen Freunden ins Theater. Anstatt dass er seine Hausaufgaben macht. Evet, bunu şimdi ben als das'la yorumladığımda ne yapıyorum? Arkadaşlar çok kolay. Anstatt das'ın yerine ben als das'ı koyuyorum. Ve herhangi bir anlam kayması söz konusu değil. Aynı şekilde bırakmış oluyorum. Bu haliyle ne olacak arkadaşlar? Er geht lieber mit seinen Freunden ins Theater, als dass er seine Hausaufgaben macht. Gene aynı şekilde ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Ev ödevlerini yapmaktansa ne yapıyor? Arkadaşlarıyla tiyatroya gidiyor demiş oluyoruz. Dilerseniz sonraki cümleyle devam edelim. Ich steigere Fitness und Kondition statt dass ich im Stau stehe. Evet. Bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Steigern, performansı arttırmak, yükseltmek anlamına gelen steigern eylemini görüyoruz arkadaşlar. Fitness und Kondition, güzel Türkçemizle aynı. Neydi? Fitness değil mi? Ve kondisyon, yani spor anlamına geliyor değil mi bu? Statt das, evet burada anstatt ya da statt das şeklinde de yorumlanabiliyor. Statt das ich im Stau stehe. Im Stau stehen arkadaşlar, trafiğin içerisinde kala kalmak demek. Yani arabaların kımıldamaması, trafiğin içerisinde kalmak anlamına gelen im Stau stehen'i görüyoruz. Yani bu cümle bize diyor ki ben fitness ve kondisyonumu yükseltirim trafikte sıkışıp kalacağıma demiş oluyor. Yani buradan kasıt şu, yürürüm ya da bisiklet sürerim. Ve kondisyon sağlamış olurum trafiğin içerisinde kalacağıma demiş oluyor bu cümle. Dolayısıyla burada da ne görüyoruz arkadaşlar? Ich steigere Fitness und Kondition statt dass ich im Stau stehe. Yani trafik sıkışıklığının içerisinde kalacağıma fitness ve kondisyonumu ne yaparım? Yükseltirim. Evet, statt das yerine ben ne yapıyorum arkadaşlar? Als das'ı da yerleştirdiğimde herhangi bir anlam kayması olmuyor. Dolayısıyla ben als das formunda da ne demiş oluyorum bu şekliyle? Ich steigere Fitness und Kondition
als das ich im Stau stehe demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım arkadaşlar. Er geht lieber mit seinen Freunden ins Theater, anstatt dass er seine Hausaufgaben macht. Er geht lieber mit seinen Freunden ins Theater, anstatt dass er seine Hausaufgaben macht. Er geht lieber mit seinen Freunden ins Theater, als dass er seine Hausaufgaben macht. Er geht lieber mit seinen Freunden ins Theater, als dass er seine Hausaufgaben macht. Ich steigere Fitness und Kondition, statt dass ich im Stau stehe. Ich steigere Fitness und Kondition, statt dass ich im Stau stehe. Ich steigere Fitness und Kondition, als dass ich im Stau stehe. Ich steigere Fitness und Kondition, als dass ich im Stau stehe. Sonnige Örnekle devam edelim arkadaşlar. Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug, statt dass wir ein Flugzeug nehmen. Evet, bu cümle ne diyor bize? Wir fahren neydi arkadaşlar? Kara araçları için kullanılıyordu. Bu araba olabilir ya da bindiğim bir tren olabilir. Bu bir otobüs olabilir. İlla ki benim kullanıyor olmam gerekmiyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz kara araçları için? Fahren'i kullanıyoruz. Dieses Jahr, das Jahr neydi arkadaşlar? Burada demonstratif bir yapı söz konusu. Das Jahr, yıl. Dolayısıyla dieses Jahr, bu yıl demiş oluyorum. Mit dem Zug, der Zug, tren demek arkadaşlar. Burada datif olduğunda trenle diyecek olursam ne diyeceğim? Mit dem Zug diyeceğim. Statt das neyin yerine? Statt das wir ein Flugzeug nehmen. Das Flugzeug, bu da uçaktı arkadaşlar. Öyle değil mi? Nehmen de almak demek. Ancak güzel Türkçemizde uçak alıyorum demeyiz de ne deriz? Uçağı tercih etmek ya da uçakla uçmak anlamına gelmiş oluyor. Yani uçakla uçmaktansa trenle gidiyoruz bu yıl diyecek olursak ne diyeceğiz? Bakalım. Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug, statt dass wir ein Flugzeug nehmen demiş oluyoruz. Yani uçakla gitmektense bu yıl ne yapıyoruz? Trenle gidiyoruz demiş oluyoruz. Dolayısıyla statt das'ı ben als das şeklinde yorumlayacak olursam ne yapacağım arkadaşlar? Statt das'ı atacağım. Bunun yerine ne gelecek? Als das gelecek. Dolayısıyla ne diyeceğim bu sefer? Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug, als dass wir ein Flugzeug nehmen diyeceğim. Dolayısıyla herhangi bir dönüşüm ya da öğe değişimi söz konusu değil. Ne yapacağım demek ki? Statt das yerine als das koymuş olacağım. Bu kadar kolay. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Sie schläft den ganzen Tag, anstatt dass sie arbeitet. Evet, ne diyor bu cümle bize? Schlafen, düzensiz fiildi ve ne şekilde çekimlenecek? Schläft şeklinde, değil mi? Burada bir kadından bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla üçüncü tekilde ne olacak bu? Sie schläft şeklinde karşımıza çıkıyor. Den ganzen Tag, der Tag neydi? Gün. Den ganzen Tag, tüm gün. Tüm gün boyu anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet. Anstatt das, evet, neyin yerine? Anstatt dass sie arbeitet. Arbeitet neydi arkadaşlar? Arbeiten, Almanların çok sevdiği bir eylem. Çalışmak demek arkadaşlar. Evet, o tüm gün uyuyor. Neyin yerine? Anstatt dass sie arbeitet. Çalışmaktansa ne yapmayı yeğliyor? Tüm gün uyumayı yeğliyor anlamına gelmiş oluyor bu cümle. Demek ki anstatt das, bunun yerine ne yapabilirim arkadaşlar? Als das'ı koyabilirim. Dolayısıyla herhangi bir anlam kayması olmayacaktır. Als das'la yorumlandığında ne olacakmış bu cümle arkadaşlar? Sie schläft den ganzen Tag, als dass sie arbeitet demiş olacağız. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuzu doğru telaffuzuyla tekrar edelim arkadaşlar. Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug, statt dass wir ein Flugzeug nehmen.
Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug, statt dass wir ein Flugzeug nehmen. Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug, als dass wir ein Flugzeug nehmen. Wir fahren dieses Jahr mit dem Zug, als dass wir ein Flugzeug nehmen. Sie schläft den ganzen Tag, anstatt dass sie arbeitet. Sie schläft den ganzen Tag, anstatt dass sie arbeitet. Sie schläft den ganzen Tag, als dass sie arbeitet. Sie schläft den ganzen Tag, als dass sie arbeitet. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde als das bağlacını ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Şunu da hatırlatalım arkadaşlar. Mutlaka kanalımıza abone olalım, yorum bırakalım, paylaşalım ve bildirim zilini mutlaka tıklayalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.